Arkadaşlar, Fatih Davulcu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de Pınarbaşı'ndayız, Kastamonu'nun ilçesi. Burada da şelaleler, kanyonlar var. Allah nasip ederse bunları sizlere tanıtacağım. İnşallah güzel bir çekim olur. Şu anda da Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Kıra Dağları Milli Parkı Orma Kanyonu diye. Evet, çekimimize buradan başlayacağız. İsmail abi var arkadaşım. Onunla beraber geldik. İnşallah güzel bir çekim olur. Evet arkadaşlar, Horma Kanyonu'na doğru gidiyoruz şu anda. Kastamonu Pınarbaşı ilçesindeyiz bugün. Her yerin ayrı bir güzelliği var tabii ki. Burası doğal. Yani arkadaşlar, İsmail abi Devlet Su İşleri'nde devamlı bu tarafları hem dozerinden çalışmaya geldiği için Fatih dedi gidelim bir kere oraları gör şöyle dedi. Yolları falan kendisi çok iyi biliyor. Geldik biz işte. Evet. Giriş burası var mı Fatih'cim? Benim abi. Çalışma var basa. Evet. Bir yere park ederiz şimdi aracımızı. Buradan yürüyerek mi devam edeceğiz yolu? İlerisi artık iki kayanın içerisinden devam ediyor Fatih. Şimdi gölgeye yerleşelim biz mesela. Tamam abi, buraya gölgeye park edelim arabamızı. Arkadaşlar, Horma Kanyonu'nun girişindeki dinlenme yeri burası da. Böyle masalar falan var. Ağaçları çek, böyle ağaç pantinelleri. Aslında ağaçtan... Geliyorum abi. Gece aydınlatması var. Akşam saatine kalınlıyor. Ağaçlardan tünel şeklinde yapmışlar. Gelirseniz yolunuz düşer arkadaşlar. Buralara bekleriz. Evet. Bak şu karşıları falan çek. Girişi diye çek. Milli parkları falan çeksene şuradan. Çek bak. Çalışma var buralarda. Tabii ki bugün pazar. Gel abi. Aman aman. Her yer taşlık zaten. Bir kere düşerse kafayı gözü yararız. İsmail abi. Evet arkadaşlar, Türk bayrağımız. Dalgalanıyor gördüğünüz gibi. İsmail abi. Hı. Balık da vardır burada ya. Her şey var. Değil mi? Ne kaya balığı olur burada. Orma Kanyonu. Artık böyle bu ağaçtan yürüyeceğiz Fatih. Öyle mi? Hı. Tamam abi. Eski ya burala ya. Oo. Oldukça da yüksek ha. İsmail abi. Geliyor mu?
Buralarda hep çalışma var arkadaşlar. Arkadaşlar kanyonda çalışma var. Merdiven yolda. İlerliyorum yavaş yavaş. Şöyle sizlere göstereyim geldiğim yeri. Tadilat yapılıyor burada da. Ben de ilk defa geliyorum arkadaşlar. Şu anda buralarda çalışma var. Orman kanyonu. Burada ağaç merdiven var. Karşıdan geliyorum arkadaşlar. Girişte Türk bayrağının olduğu yerden. Merdivende de çalışma var tabi. Arkadaşlar şimdi yine bir merdivenle daha karşılaştık burada. Köprüye. Artık ağaç köprünün de eskimiş ağaçları. Tadilat var. Yavaş yavaş yerlemeye çalışıyorum. Bu da aynı filmlerde izlediğimiz ağaç köprülerden. Filmlerde güm diye kopuyor. Sallanıyor köprü. Kanyon bu şekilde devam ediyor. İleri doğru. Merdiven nasıl sallanıyor? Sizlere de göstereyim. Ağaç köprü kanatlarından bayağı bir sallantılı. Elimden geldiği kadar kamerayı sabit tutmaya çalışıyorum.
Manzara süper. Forma. İsmail abi bayağı arkada kaldı. Yavaş yavaş geliyor. İleri bak dedi. Ona göre gidelim bir abi. Arkadaşlar şimdi çalışma var. O yüzden tehlikeliyse dedi gitmeyelim. Oldukça yüksek kayalık. Evet, köprünün bu tarafında tadilat yok galiba. İsmail abi demişti benim. Koru balıklı köprü vardır diye. Yolumuz bu şekilde devam ediyor. Kanyonda. Yolumuz düşerse arkadaşlar Kastamonu Pınarbaşı Horma Kanyonu. Evet arkadaşlar, İsmail abi daha önce gelmiş buraya. Yürüyüşümüze başladık. Yol tabi sağlam yolu bulduk. Tabi tadilat olduğu için sökmüşler her yeri. Basa İsmail abi. Benim şansımdan gayrı ne diyelim. Oldukça yüksek yer ya. Gittikçe yükseliyor burası Fatih'ciğim. Bak aşağıyı çek. Evet evet evet. İleride virajlar var. Böyle şeyden ağaç çıkmış. Bildiğiniz evin içinden falan. Evet. Çok değişik. Oldukça. Tabii canım. Bak kayalık görüşebilirsin. Yüksekliğini başları. Evet. Kastamonumuzun güzellikleri arkadaşlar buralarda. Buraları göstermek, tanıtmak lazım. İsmail abi burala tadilattan geçmiş herhalde. Basa. Ilıca şelalesine kadar bağlayacaklar Fatih. Ha Ilıca. Sen girdin mi? Evet. Kurlar geldiği zaman buraya turistler geliyor turlarla. Oo turlarına. Aşağı şelaleye kadar inebilecekler. Anladım abi. Hormadan girince. Hormadan girince. Ilıca şelalesine kadar diye. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu anda bayağı yüksekteyiz. Ahmet Bey korkarak geçtim mesela. Ya İsmail abi, tabii insan ilk başta korkuyor yani, kolay değil. Aşağı bir düşsen... Ya Fatih, sen bir şeker çuvalı ağırlığına, senin bir sıkıntın yok. Söyle. Güzelliğe bak ya. Doğa bak, karşısı komple doğayı çek. Ha. Orman. Burası çok serin bir yer. Serin, birazdan üşümeye başlarız. Bak, güneş panellerinde kameralar var, gördün mü? Haa. Güvenlik kameralarını görüyor musun? Evet abi, güneş panelini bir de güvenlik kamerası takmışlar. Yani tehlike durumunda tabii buradan izliyorlar. Anladım. Tabii turistle falan da geliyormuş burada arkadaşlar. Tamamı 4 kilometre. 4 kilometre mi? Evet, şelaleye kadar. Yani o başlangıçtan girdiğimiz şelaleden tur çıkacak. Getiren araçta şelalede karşılayacak onlar aşağıda. Birazdan şelaleye de gideceğiz. Evet. Oraların da çekimlerini yapacağız. Oo. Bak iki tane güzellik farkındaysan Fatih. Tabii. Bak kayalar öyle. Buralı tadilattan geçmiş abi. Tabii. Baksa tam oraya kadar varmışlar hemen hemen de. Dedim eyvah. Başından her yer sökük dökük ya, yani. Bak siz de dedin gitsin Fatih. Gittiğin yerde o tatil değil ki. İsmail abi bir alemsin ya. Ama şelaleye bak şuna. Ya balık göremedim İsmail abi. Bakıyorum da aynen. Orada serinledi ya. Kaya balığı var değil mi? Şey alabalık da var diyorlar burada. Öyle mi? Bak varsa da şu bulgunlardadır. Haa. Bak
sıkıntı değil mi? Bitler de duruyor. İlaca geldik dertli. Bak bu arada. Ya. Demin şey vardı. Hudut var. Hudut içe dönümde hudut var. Halat. Buradan bak, tekrar. Çok tarihi geldi. Evet bayağı bir. Görüyorum ben bak böyle bir bölgeyi. Çok güzel ya. Burada. Çok böyle huzur bir yerde. Gerçekten bak, de öyle ya. Yeşilliğin içerisinde. Büyük bir kanyon. Uzunca. Serin serin gidiyorsun işte ya. Hiç terledim, yoruldum. Yok yani burada. Yok canım. Burada yapmak mümkün olduğunca ve serin gidiyor. Rahat rahat gerçekten yani de öyle. Tırmandığın farkında falan değilsin burada. Yavaş yavaş yükseliyor. Ama evet seni yormuyor yani. Tırmandığını fark etmiyorsun. Öyle abi. Bugün bir değişiklik olsun dedim arkadaşlar. İsmail abiyle birlikte geldik. Hah. Pekano. Benim aşkından buralara gelmiş. Görmüyor musun? Aşkını ilan etmiş ya. Ömrümsün. Sema yazmış. Vay be. Bak. Şurayı çek bak. Nasıl gördün mü? Cami minderi gibi. Tamam abi. Bu şekilde kanyon devam ediyor arkadaşlar. Ben de ilk defa geliyorum buralara. Çok geldin mi İsmail abi sen buraya? Geldim. Ben ilk defa geliyorum. Burada iyi rahat rahat geliyoruz da. Evet. Neden abi? Zorlaşıyor mu? Hayır geri döneye gel oradaki tehlikeli yerden bir daha geçeceğim. Ha. Ya sıkıntı yok sen dert etme ben seni geçirin. Sırtımı alırım. Ayakkabıları bunlar. Evet. Neyle abi? Şelaleden çıkarsın. Oraya bakıyorsun diye buraya bakmazsın. Bir ha, kameraya bakıyorsun. Anladım. Gelirken de ona dikkat ettim zaten. Aralarda boşluk var ya. Orada çekim yapmadım. Düşürün diye. Artık takipçine geçmiş olsun da kendine. Sorma abi bazen öyle şeyle başlarına geliyor ya. Adamların kazayı. Tabii ya, ya sen ne diyorsun Allah etmesin. Oluyor olmuyor değil. O yüzden önce güvenlik. Birazdan seni buranın attığı yere ileteceğim. Bu şelalenin suyu Fatih. Evet. Yani bu Horma Kanyonu birazdan gideceğimiz Ilıca Şelalesi'ni akıyor. Ha bir de Ilıca Şelalesi var. Buranın attığı yer. Allah nasip ederse burayı da gezeceğiz. Evet. Şimdi ağaç şeyin içinden çıkacak. Pınarbaşı ilçemizin kanyonu arkadaşlar. O ileride daha da manzara daha değişiyor İsmail abi baksana. Tabii canım. He? Abi. Bak, akıl. Oo. Burası da oldukça yüksek bir yer arkadaşlar.
aşağıya. Daha devam ediyor. Evet İsmail abi. Bayağı bir uzun bir kanyon arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor yol. Önce buraya kadarmış. Sonra tekrar buradan yolu değiştirmişler. Doğada sessizlik, huzur. Burada da küçük bir yer var. Mağara şeklinde. İsmail abi yine arkada kaldı, fotoğraf çekiyor. Oo. İlerisi gittikçe daralıyor yol. Burası da oldukça serin, buz gibi. Anlıyor musun ya? Görüyorsunuz arkadaşlar, doğa harikası yer. Bakalım nereye kadar çıkacak. Bir Allah'ın kulu yok. Artık sonbahar tabi. Yazın turlar düzenleniyormuş. Buralara turistle falan geliyormuş arkadaşlar. Şu anda kimseler yok. Oo, manzaraya bak ya. Su nerede kaldı tam? Buraları gelip görmenizi isterim gerçekten de. Harika bir yer ya. İsmail abi gerçekten de mükemmel bir yer ya. Güzel bir yer. Daha sonuna 300 metre falan bir mesafeler kaldı Fatih'ciğim. Tamamlamak için, şelalenin oraya inmek için. İleriye geçmek yasak. Anladım. Orası son artık ama
bağlayacaklar çok yakın bir zamanda. Şimdi Valla Kanyonu'nda Ilıca Şelalesi'ni gezeceğiz. Zamanımız dar. Aynen abi. Saatimiz 1.30 olmuş. Tamam. Günlerden pazar bugün. Tamam, gidelim abi, gidelim. Yağmur yağarsa burası senin için bak. Sen buraya saklandın. Mağaraya mı girdi ya? Tabii senin vallahi... senin dinlenme tesisin burası. Burada var ya, adamın kurt, ayı yer. Baksana. Yemez. Yazın kalabalık oluyor buralar. Tabii canım, biz sonbaharda geliyoruz ya. Yaprakla dökülüyor. Yani Temmuz Ağustos aylarında öğrenciler, Ankara'dan, ya, İstanbul'dan, yurt dışlarından gelenler var. O bu oteller var aşağıda. Doğanın içinde, ahşaptan. Çok güzel oteller falan. Evet arkadaşlar, gerçekten de İsmail abi 2 ay falan çalıştı Pınarbaşı'nda, Azdavay tarafında. O yüzden buralarda gezmiş dolaşmış, bana da tercih etti. Gidelim Davulcu oralara dedi. Evet, teşekkür daha ediyoruz. Gezeceğimiz yerler var. Hadi tamam bakalım, tamam abi. Kardeşim. Eyvallah abi, sağ olasın. Evet arkadaşlar. Çekimimi burada sonlandırıyorum. Tekrar yeni bir videoya daha başlayacağız. İleride görüşmek dileğiyle diyorum. Evet, Pınarbaşı'ndaki kanyon bu şekilde. İsmail abiye de teşekkür ediyoruz. Bizi gezdirdi bugün.